Sevgili seyirciler, ana aradan bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aracılık hem benim hem ailemin mesleği ama daha ilginç bir durum var. Tarım kanallarını ilk kurduğumuz yıllarda, 2008'li yıllarda benim de ilk yaptığım programın başında arıcılık geliyordu. Aradan geçen ve onlara kadar çıkan tarım kanalları arasında yine arıcılık her zaman gündemde olacak bir konu gibi gözüküyor. Şimdi o zaman tanıştığımız ve hepinizin yakından tanıdığı uzman aracı, yenilikçi aracı Arge'ye çok büyük emek veren aracı dostumuz, ziraatçı abimiz Hüseyin Ceylan'la beraberim. Bugün Mayıs 2016 itibariyle 2016'daki arıcılık hava şartlarını, bal durumunu, polen durumunu, genel havayı konuşmak istiyorum. Bir de acaba o yıldan bu yıla kadar, yani 2008'den bu yıla kadar Türkiye'de arıya bakış, arıcılığa bakış, yeni arıcı oldu mu, olmadı mı, amatör arıcılar devreye girdi mi, giren amatör arıcılar işi büyüttü mü gibi bazı konuları, sosyal konuları konuşacağım. Hüseyin, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Evet. Kop Dağı'na çıkmadan sol tarafta Bayburt'tan Özüm'e giderken, bunu hemen söyleyelim. Belki bilmeyenler vardır. Orada sizinle oturmuş ve çok nefis bir alabalıkta yemiştik o gün şansımıza. Şimdi o günden bugüne kadar bir, sizin hayatınızda arı ve arıcılığa ait ne değişti? İki, o programdan sonra hayatınızda ne değişti? Üç, tarım televizyonlarından sonra, özellikle o tarihte Bereket TV vardı çünkü. Bereket TV'den sonra, şimdi Çeşit TV'den sonra. Toprak'taydık o zaman. Toprak. Evet, ilk. Toprak, Bereket, Çiftçi anlamında böyle bir nostalji yapmak istiyorum. Biraz da yarı hayat hikayesi gibi olsun. Çünkü bayağı zaman geçmişsin abi. Yani 2008, 2016, 8 yıl. Evet. Tabii biz de o zaman tesadüfen tanıştık. Daha kanallar da yeniydi. İlk defa poleni anlatmıştık, hatırlıyorum orada. Hatta kovanlardan çektik. Bir de tabii izleyiciler geriye dönük hafızalarını bir tazelerlerse işte Bayburt arısından bahsetmiştik. Ha, evet, evet. İşte o yıllarda ilk defa biz... Oğul almayan, vermeyen hadiye sebefini verelim demiştiniz falan. Anadolu arısı diye bir arının adını telaffuz etmiştik. Hatta bir kısım insanlar hemen karşı çıktılar, nereden çıktı Anadolu falan filan derken ama iyi bir şeyler yapmışız Mehmet Bey. Bakın şu anda Anadolu arısı diye proje yaptılar. Artık Anadolu arıları üretilip işte insanlara anlatılmaya başlandı. Yani devlet projesi olarak hem Muğla'da hem Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde artık Anadolu arıları araştırma konusu oldu. Doğru arılar mı yani? O sizin tabii doğru arılar ama düşündüğünüz... tabii uzun zaman ve süreç, fedakarlık, özveri bekleyen şeyler. İşte hani neler getirdi, neler kazandırdı da. Tabii biz o yılda bir tek polen konuşmuştuk. Sizde propoliste az bir şey tuzaklarımız vardı, göstermiştik. Ama işte 8 yılda geldiğimiz durumda işte o yıllarda Türkiye'deki polen üretimi diyelim ki 1 tonsa şu an belki 1000 ton oldu. Müthiş. Bunda kesinlikle bu tarım kanallarının tümünün bakın. Özellikle başta sizin büyük etkiniz oldu. Niye? Çünkü insanlar poleni bilmiyordu. Polenin işte bir kısım akıl ermezler polenin araya, alının araya zarar vereceğini falan tartışıyorlar. Hatta alerji yaptığını falan. Yani işte birçok şeyler. Artık bunlar yavaş yavaş kırıldı. Ve insanlar profesyonel manada üretim yaparak, polen üretimi yaparak, propolis üretimi yaparak para kazanmaya başladılar. Bu arada biz yine durmadık ama bak. Hepimiz, sizler de durmadınız. Çünkü aynı şeyleri anlattıkça insan sıkılmaya da başladılar. Evet. Veya milletin ilgisini çeksin diye biz yeni bir şeyler falan üretmeye de çalışmıyoruz. Ha. İçinde elma sirkesi ve limon sıkılmış. Evet, iyi maşallah. Bu da bal şerbeti. Evet, bal şerbetini de daha sonra öyle konuşacağız. Tabii konuşacağız ama yani içerken hiç olmazsa bal şerbeti. Evet, olur. Bir örnek teşkil etsin. Bu da belki hem balın değerini artırır hem de belki bakarsınız. Kullanım alanını genişler. Evet. Bak sıcak günler geliyor artık. Evet. Susuzluğa karşı iyi bir ilaç bu. Evet, bal şerbeti. Bal şerbeti, evet. Tabii biz de o zaman belli tecrübelerimiz vardı ama şu anki tecrübelerimiz onun kat kat üstüne çıktı. Dış dünyayı tanıdık. Tabii oradayken ben zaten yurt dışına gidip geliyordum ama şimdi daha çok sık gitmeye başladık. Yeni bir şey yakalamışsak bunu geldik argelerini bitirip işte sizin aracınıza, ben başka bir kanalda falan bu tip programlar yapmıyorum zaten. Yani ben hep söylediğim bir şey var. Çünkü bizim tanınmamızda, bizim
özellikle bizim derken bak şahsi konuşmuyorum. Sektörün tanınmasında sizin bir emeğiniz var. Onun için ben yeni bir şey bulsam da Mehmet Öztürk'ün haricinde hiçbir kimse gelip bana program falan yapamaz. Yapar da yok, yapmaz. Yok bu şekilde yani. Yapamaz. Yani ben izin vermem açık söyleyeyim. Çünkü herkes hak ettiği kadar bir şey elde etmeli. Neden? Şimdi işte biyomodül konuştuk. Yani adını bilmezler. Ama iyi bir şey. Bak bu Mehmet Öztürk'ün hakkıdır. Gel çek. Yoksa bir kısım çekim şeyleri geldi. Ben kabul etmedim burayı. Kimseyi de kabul etmiyorum açık söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bunu. Şimdi bu arada hem kendi kişisel bizim gelirimiz. Tanınmışlığınız artıyor tabii bu sayede. Satışlarınız artıyor. Bu da bizim için benim kişisel bir artım. Ama hiçbir zaman izleyiciler de bilir, siz de bilirsiniz. Ne kendi ürünümü tanıtayım, aman buradan işte para kazanayım. Hiçbir zaman düşünmedim. Bizim hedefimiz şu. Bunu beceremedik zaten. Bir onu becersek zaten herhalde bir daha televizyona da çıkmayız. Yani bizim amacımız şu. Bunu herkes bize anladı artık bak. Hem sizi çok iyi tanıdı hem beni çok iyi tanıdı. Üreticiye para kazandırmak. Bu arada biz de para kazanıyoruz tabii. Yani çünkü ihtiyaç var. Vatandaş zaten sınırlı bir üretim. İşte mevsime bağlı, iklim şartlarına bağlı, ekonomik duruma bağlı. Zaten bir sıkıntı içinde vatandaş. Ya hiç olmazsa bizim zerre kadar bir katkımız zorunlu. Nitekim olmuş da bak. Diyorum ki şu an belki 1000 ton oldu Türkiye üretimi. Evet, evet. Yani kimse onu tabii merak edip de Türkiye'nin polen üretimi ne kadar diye merak eden falan yok, onu da söyleyeyim. Ama şuradan biliyorum ben. Eskiden aktarları gezdiğimizde %90 hatta %100 Çin poleni olurdu rafta. Büyük marketlerde Çin poleni olurdu. Şimdi dikkat ediyorum bazen artık aktarlarda %50'ye ulaşmışız yerli polen. Bazen artık büyük raflarda, büyük market raflarda da yerli polen görmeye başladık. Valla yani bu bizim için başarı. İyi girmiş yani. Yani iyi girdi. Şimdi bu neyi getirdi? Bir, aracın cebine para girdi. İki, devletin de bütçesine evet. katkıda bulundu. Evet, sonuçta biz bu ürünleri alırken İstediğimiz kadar ucuz ithalat yapalım. Sonuçta ülkemizden para gidiyor. Doğru mu? Evet. Üretecek ham maddemiz var. Üretecek aracımız var. Kaynağımız var. Şu an yine Propolis'te %90-95'lerde ithal ürünlerle piyasa şey yapıyor ama ona rağmen biz bir taraftan sıkıştırıyoruz bak. İşte bu yayınlarla diyoruz ki aman Propolis üretin. İşte Propolis çok faydalıdır. İnsanlara fayda veriyor. Şimdi insanlara fayda veriyor ve insan hemen yine bu internetin faydalarından birisidir. Propolis araştırdığında, onun faydalarını okuduğunda hemen Propolis kullanmaya başlıyorlar. Peki ne yapacak? Bu üretimi hızlandıracak. Çünkü imalatçılar, ithalatçılar, bu işi yapanlar, ticaretini yapanlar bu sefer üreticiye dönüyor. Diyor hammadde ki, lazım. Böyle bir hammadde lazım, üretir misin? Evet. Yani bu kanalların veya işte hani dedik ya nostalji yaparak efendim. Geliyoruz. Evet. Yine Apilarnil, çok üzerinde durduğum bir şey benim bu. Erkek arı larvası, Türkçesini söyleyeyim. Artık yavaş yavaş onu bile kullanmaya başladı. Önce arıcılar kendileri tüketmeye başladılar. Ben bunu artık görüyorum. Gelip anlatıyorlar bana. Abi böyle bir şey var, haberin var mı diyorlar ki. Ben de diyorum yok, nereden aklına geldi falan. 2004 yılında biz ilk defa tabii TRT'de bir yayında söylemişiz Apilarnil'i. Bunlar önemli şeyler. 2004'ti yani 12 yıl evvel. Daha sonra Profesör Banu Yücel'le yayın haline geldi bu. O da ürün kapsamına girdi ve bu sene ilk defa bir üretici dedi ki ben Apilarnil ürettim, ne yapacağım? Dedim ki ben satın alıyorum onu. İnanın parayla aldım ve difrizime koydum şu anda. Yani onu tüketsem de satsam da satmasam da aldım. Aldım ve koydum. Evet. Dediler kaç para olacak? Dedim ki bilmiyorum arkadaş. Bir belli fiyat koyduk. Seni kurtarayım zaten atıyordum abi dedi. O arada hem biyolojik mücadele yaptırmış olduk biz ona. Çünkü erkek arı larvasının üretimiyle varroa'ya karşı da hemen hemen yani bir kimyasal ilaç kadar başarı elde edecek şekilde şey de yapılabiliyor. Mücadele yapılıyor. Biyolojik mücadele yapılıyor. Şimdi tabii onlar birkaç yıl içinde buna yatırım yapacak insanlar liofilizasyon dediğimiz larvaların kurutulup kullanılır hale gelmesiyle zaten sektör haline gelecek. Belki de arı ürünleri içerisinde en çok satış yapılan, en çok talep görecek ürün haline gelecek. Ben tüm arı ürünlerine tek tek bir başka programda konuşmak istiyorum. Çünkü bir bütün olsun diye insanlar böyle şimdi parça parça tabii, değil. Doğru. Onu öyle yapmak istiyorum. Ama şunu da merak ediyorum.
2008 yılında veya 2009 yılında çıktığınız programdan sonra insanlar sizi ne diye arıyorlardı? En çok neyi soruyorlardı? Şimdi hala size telefonla susmuyor. Ben size böyle karşısınız biraz da biliyorum, o yüzden. Biliyorum. Şimdi ne soruyorlar? Arada bir fark var mı? Şöyle tabii o yıllarda Anar için çok baskı görüyorduk biz. Halen baskı görüyorum, onu da söyleyeyim. Özellikle Anadolu Arası için? Yani Anadolu Arası için o yıllarda tabii biz yetişebildiğimiz kadar. Yani elimizin erdiği kadar diyeyim Türkçesiyle. Anar üretmeye, hani adam gibi üretmeye diyeyim ben ona. Çalıştık. O son yıllarda bıraktım ben. Yani artık halen binlerce insan arıyor ama bilsinler artık Anar üretimi gerçekten beni aştı. Özel bir alan mı yoksa? Özel bir alan. Yani benim yani. Almanya'da bir tanıdığım bir ıslahçı dostum var. Sadece anaar işi yapar ve yıllık 40 bin kapasitedir bak. Gerçekten sertifikalı 40 bin anaar üretim yapar. Adamın tek işi o. Bizim Türkiye'de işler biraz karışık gidiyor. Hmm. İşte biz bu arada bal da üretiyoruz, polen üretiyoruz, propolis üretiyoruz. Yok ar üstü. Daha iyi, bayra gidiyoruz, ipaçeş yapıyoruz. O zaman ben iyi ana üretmemeye başladım ve çekildim. Hmm. Ama halen iyi ki Anadolu Arası demişiz bak, halen o revaçta. İşte o yıllarda alan insanlar halen dönüyor. Abi ne olursun onlardan bir daha. Artık başkaları yapıyor. Şu an bizde de profesyonel anaar üreticileri oluştu. Düzenli üretip, iyi üretip sektöre destek olmaya başladılar. Yani 2008'den bu yana Türkiye'deki anaar kalitesi de değişti bak. Öyle mi? Tabii değişti. Yani bilinen işte hiçbir dostum anılmasın. Kafkas diye bir arı vardı. Halen var. Bizde hala var. Var işte yani lokal saha arısı. Onu bütün Anadolu'ya yaymaya kalktık biz. Başarılı olamadı. Bu sefer ne yapacak vatandaş? İşte çıkış Anadolu arasında buldu şu anda. Peki, veya onun alt versiyonlarıyla çıkışı buldu. Peki tüm Türkiye'de iş yapıyor mu Anadolu arası? Genelde yapıyor. Çünkü şöyle zaten Türkiye aralıkları konusunda o kadar çok karıştı ki. Evet şu anda. Ne ararsan o var içinde. Değil mi? Çünkü bunu çok soran oluyor bana. Abi işte yok karnik arası, karnıyol arası, barbas arası, İtalyanı, şuyu buyu. Yani birçok yanlış tabii. İşler de yapıldı. İtalyan arası yıllarca doğuya pompalanmaya uğraşıldı. Ya arkadaş işte olmuyor. Hala sürüyor. Ben hala arayanlar var. Yani. Şu kadar işte yavru yapıyor, şu kadar bal veriyor diyenler yani, var. Yani. Ama o kanlar bize bir şey getirdi. Bazen hibritler doğdu içinden ve verimli olmaya başladı. İşte bakfas arıları, bakfas diye ibare edilen yine kökeninde Anadolu olan. Çünkü o İngiliz araştırmacı ve İngiliz papazın ben yerlerine kadar gittim. Tüm arılar Anadolu'dan gitmiş zaten. Yani ağırlıklı giden bölgeler, Çankırı çok ağırlıklı, Sinop, ondan sonra Konya, işte Bayburt, bunların tamamı zaten Anadolu arısı. Ve kök olarak buradan gitme arıları olduğu için bu işte Karadeniz ekotiplerini de içine almış, Orta Anadolu'yu da almış. Bir kombinasyon şeklinde düşündüğümüzde genelde gittiği her yerde iş yapmaya başladı bunlar. Geçen gün Trabzon'da birisi beni yakaladı bizim ilçede. Dedi ki sen televizyoncusun. Geziyorsun. Bana Karpat arısı bul dedi. Evet. Nedir bu arı ve var mı? Karpatlar var. Romanya'da yani gittim o bölgelere. Onun için var diyorum yani. bu soruyu da beklemiyordum. Bir de onu çıkartmasınlar başımıza. Hatta bana da Ukrayna'ya gidelim abi Karpat arısı getir. Ne yapacaksın? Karpat arısı Karpat'ta başarılı doğru. Karpat arıları yüksek iklim arıları. Yani bizim Kafkas'a benzer arılar. Hakikaten becerikli. Sahasında çok iyi. Ama getirin sıcak bölgelerde mum güvesini tanımıyor. Bu sefer güve onu bitirip geçiyor. Oo. Yani dikkatli olmak lazım. Bak Karpat arıları iyi varlar. Ukrayna'nın yüksek kesimlerinde, Romanya'ya yakın bölgelerde başarılarlar. Ama bizim Doğu ve Karadeniz... ihtimal uyum sağlayabilir. Ha, denemek lazım diyorsun. Çalışmak lazım. Türkiye'de var mıdır biliyor musunuz? Bizim yer var mı? Vallahi gizden getirmişlerdir artık bu usul oldu yani. yani biraz sınırlarımız da çok geçmeye müsait olduğu için gerçekten. Getirmişler garanti vardır bak. Bütün dünya... Güvenemez ki ben bu ara... Yani bala güvenemiyorum de ne dese. Abi yani, anaarıya nasıl güveneceğim? Şöyle, yani? Bir ıslah merkezimiz yok halen. Yani. Veya bizim bu tip arıları inceleme yapıp da bu arı şudur diyebilecek bir konumuz da yok açıkçası. Peki konuya gelmişken abi bunu da konuşalım. Türkiye'de şu anda özellikle büyük başta ve küçük başta tabii ki bana göre fena olmayan ıslah çalışmaları yapılıyor. Evet. İşte daha yeni Tarım Bakanlığı kaç yıl sonra işte hoş dayanla simentalin melezlenmesine destek vermeye başladı yani, mesela. Yani. Geçen gün bir işletmede, benim yaptığım bir programda işte Anadolu Romanov diye bir ırk ortaya koymak için 8 tane Türk ırkını bir araya getirip işte sizin de az önce anlattığınız bir güçlü hepsinden birer kan almış bir çalışma yapılıyor. Fakat ben dikkat ediyorum Türkiye'de belki cılız 3-5 tane işte sizin gibi kişi dışında
biraz daha güçlü, biraz daha kombine bir arı ırkı savaşması benim bildiğim yok. İhtiyaç var mı Türkiye'de böyle bir ana ırkına? Mutlak var. Şimdi neden var? Şimdi hem övünüp duruyoruz işte dünyada arı kovanı sayısı bakımından ikinci ülkeyiz falan. O zaman yani burada ihtiyaç olmasa nerede olsun? Yani. Ki çok geç bile kalındı. Neden geç kalındı? Yani 250 bin aile, milyonlarca insan bu işte iştigal ediyor ve buradan geçim sağlıyor. Ve Anadolu halkı bir de bal tüketmeyi seven, yani bal tüketmeden çıktık artık şu an. Arı ürünleri tüketmeyi seven bir toplumuz biz. Şimdi dünyada sıralamada ikinci olan bir ülkesiniz ve bununla ilgili hiçbir altyapınız yok. Hele sahada hiç yok. Yani düşün, siz bir inekçilikte, bir koyunculukta dünya sıralamasına bile değilsiniz ama bak bir şeyler yapılıyor. O zaman bu arıcılarda bizim eksikliğimiz var bak. Burada üniversitelere büyük görev düşüyor, enstitülere büyük görevler düşüyor. Fakat arıcılık mesleği diğer mesleklere benzemiyor Mehmet Bey. Şartları çok ağır bak. Yani nerede olacağınız belli değil ve özveri gerektiriyor. Ben bir Avrupa'da bir ıslahçı dostumla görüştüğümde bir Çankırı arısına 25 yıl uğraştığını söylüyor bak. 25 yıl onun sahana emek vermiş. Biz de kim uğraşır öyle? Ve genetik ıslah işi bilgi ve beceri gerektirir. Eğitim gerektirir. Yani sıradan insanlar ıslah da yapamaz. Tohumda aslında bir şey verilmişti. Royalty hakkı verilmişti ıslahçılara. Bana göre arıda da böyle bir hak, bir royalty şöyle yapılabilir aslında. Verilmeli yani, diye düşünmek lazım. Yasak şu anda Türkiye giriş çıkış ama deliniyor yani bir şekilde getiriyorlar ayrı. Ya ayrı bir konu, sen yapmasan bir şey olmaz. Yani mutlak boş çıkarsa da olur. Boş olacak yani. Yani aslında bakanlık şunu yapmalı. Bu iş gerçekten ama bak gerçekten doğru bir şekilde düşünülüp projelendirilip zaten gizliden geliyor ya. Hiç olmazsa kimden geldiği, ne olduğu belli olacak bir nasıl yani Hoştayınlar'da şu anda o yapılmadı mı? Evet aynen öyle. Yani gitti herkes seceresiyle birlikte geldi. Var şu anda bütün Avrupa'daki veya arıcılığı gelişmiş ülkelerdeki tüm arıların kayıtları, seceresi, pedigrileri var ya aynı hayvanlarda pedigri dosyası arı içinde tutuluyor. O zaman bakanlık şunu yapabilir. Ama damızlık olarak. Ama başka şekilde de bunu getirtebilir. Veya izin sağlayabilir buna. Bence vermeli. Ya artık işte hemen bir kısmı karşı çıkacak. Yok hastalık riskini falan şey yapacak ama zaten geliyor. Ya abi zaten şeyde de aynı sorun var. Hiç olmazsa hayvanlarda da büyükbaşta da aynı sorun yani var. Yani hiç olmazsa geldiği yeri biliriz, hesap sorarız. Deriz ki arkadaş ne iş var bu hastalığın burada deriz. Diyebiliriz yani, doğru mu? Şu anda var canım. Şu anda biz hastalıkları neden geldi büyükbaşta hastalıkları? Yani ama el altından zaten getiriliyor. Geliyor. Evet. Hiç olmazsa legal hale getiririz bak. Ha bir de insanların ilgi alanı artar. İnsanlar araştırma yapmaya koyulur. Kaçak uğraşacağına en azından sağını solunu altın üstünü öğrenmiş olursunuz yani. Biz biliriz. Ve şunu ben aslında merak ediyorum. Türkiye'de aracılığın bu alana girmesi konusunda bir enerji olmaması herhalde aracılığı ve arı ürünü bilmemesine kaynak. Yani arının ve arı ürünlerinin insanlığa katkısının tam anlaşılmadığını çok, sanıyorum. Çok iyi anlaşıldı ama bu neden böyle yapıldı bu ülkeye onu bilmiyorum bak. İnşallah onun ilgilileri hem Allah katında hem de bu dünyada bunu görecekler. Şimdi eskiden tüm Anadolu'da arı ürünleri, bal sadece bal bile bir şifa kaynağı olarak şey yapılır ve insanlara hediye olarak götürülür. Satılmazdı bile. Gerçekten satılmazdı bak. Benim çocukluğum o işlerin içine geçti. Bir dönem sonra ne olduysa işte yok bal benzeri maddeleri legal halde satmaya başladılar. Ya arkadaş böyle bir üreticiye katliam yapılır mı? Nasıl göz yumulabilirdi? Yani işte birçok yakalanmadı mı? Basına yansımadı mı? Binlerce tondan bahsediyor. Bu yansıyan, yansımayan tarafımız biliyoruz. Şimdi siz o zaman üreticinizi burada korumazsanız üretici mağdur. 2002 yılı fiyatlarını ben biliyorum ya. Balın tenekesi 250 lira. Yıl 2016 balın tenekesi 180 lira. Girdi maliyetleri %1000 artmış. 1000. Abartmıyorum 1000. Bu adam şimdi yazık nasıl bu üretimi sürdürsün? Direkt bırakacak yani. Bırakmaya başladılar. Nitekim uzaklaşma başladı. Yani bunu yıllardır programlarda söylüyorum. Arıcının ürettiği materyalin belki ilgililer için anlamı yok. Ama arıcılığın anlamı büyük. Bak biz bir tarım ülkesiyiz. Dünyadaki şu an en kıymetli silahlardan birisi gıda. Biz bu arıcılığı eğer bu sağlık. Şekilde... Sağlık hadi. Zaten önemli ama gıda başlı başına bir sorun. Siz bu arı sayısını bir kaybedersek bak aç kalırız. O zaman ne meyve yiyebilirsiniz ne sebze yiyebilirsiniz ya. Olaya buradan bakmalı.
İşte yani arıcıya verilen şeylere bakıyorum, desteklemelere. Allah aşkına bu kadar gümüş bir destek olur mu Mehmet Bey? Kovan başına 8 lira mıydı şu an? Bilmiyorum, 8 lira 10 lira. Ya yani gerçekten asgari ücretin 150 lira 160 lira olduğu Makedonya'da bile 10 euro ya. Yani 30-35 lira arıcıya destek veriliyor. Gidin en fakir ülkelerde bile bizim 3 katımız destek veriliyor. Ne olur? Zaten bizim üretime yapmış olduğumuz katkımız, milyar dolarlık katkılarımız var. Hiçbir bedel beklemeden. Bekliyor muyuz? Şu an arıcı kayıt sistemi de düzgün tutulduğu için artık suistimal de yapılamıyor. Çünkü tüm kovan hareketleri zaten görünüyor. Bizzat sayılıyor. Hadi eskiden suistimal yapılıyordu. Teşvik almak için insanlar bir şeyler yapıyor. Şimdi onu da yapamıyorlar. O halde bu teşvikler hızla artırılmalı. Ki insanların hevesi kaçmasın. Kaçmaya başladı. Bir de arıcılığın en direkt katkıları çok büyük. Yani öyle görünmeyen katkıları, yani yan komşuya katkıları var böyle durup dururken. İşte onu anlatıyorum. Tarımsal üretime olan katkısı, polinasyona olan katkısı. Yani havadaki negatif enerjileri o bile bir şey. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz Trakya bölgesinde bir tane arıcı gitmesin bakayım. Anında oranın verimi %25 azalacak. Ya %25'lik bir ayçiçeği üretim farkı az bir şey mi Mehmet Bey ya? Bak biz yağ ithal eden bir ülkeyiz ya. Ve yağ açı olan bir ülkeyiz biz. Hatta ve hatta devlet orada bile ayçiçeğine katılan arılara, oraya arı götüren arıcılara ayrı bir destek bile vermedi. Ha, bölgesel destek. Bölgesel yani. Destek vermedi tabii. Çünkü ne yapıyor? Tarımsal üretimi artırıyoruz biz. Meyve sahalarında gidin. Eğer arı yoksa ben Kemalpaşa'da duruyorum biliyorsunuz. Eğer bizim bölgede arı kalmasın bir kilo kiraz yiyemeyiz biz ya. Çünkü evet. Yabancı döllenme olan bir bitki. Doğru. Yani dıştan müdahale olmazsa meyve tutmuyor zaten. Zor. Şimdi bilmiyorum vallahi böyle bir sanki üzerimize ölü toprağı atıldı. Öyle görmeye başladım. Yani bu hareketlenmeli artık. Yani işte yakın zaman apimon diye ya Allah aşkına. Bir yıl kaldı ya. Ya şaşırıyorum ha. Değil mi? Bütün dünyayı buraya toplayacağız biz. Ne göstereceğiz arkadaş? Ne anlatacağız onlara biz ya? Değil mi? Halen bir gen merkezimiz olmadığını mı anlatacağız? Halen halen biz şu kadar binlerce ton tahşişli bal benzeri ürün mü arayacağız bu ülkede ya? Ve işte belli bir ihracatımız da var. Yine döndüreceğim, çam balına getireceğim işi. Dünyadaki tek üretici ülke olarak halen çam balını biz 5 liradan 10 liradan ihracat yapmaya uğraşıyoruz. Onu mu anlatacağız ya? Ne anlatacağız orada Allah aşkına? Yani oradan o zaman bakanlık ciddi bir şekilde, bak bir yıl kaldı, ciddi bir şekilde yapılanmaya gittiler bu konuda. Bilmiyorum, belki bir şeyler yapıyordur ama ben duymadım. Siz duydunuz mu? Hayır yani bana ulaşan bir şey yok. Yani benim de gördüğüm bir şey yok. Yani mutlaka duyardık ama şöyle oldu sanki. Özellikle Apimon diye sanki rahmetli Bahri Yılmaz'la özdeş hale geldi. İşte başkan bunu halletsin havasında. Ya başkan nasıl halletsin? Bu işin başkanla yani alakası yok. Bu ne bir ülke. Ya? Bu bir ülke meselesi. Bu ülke meselesi. Bütün dünya toplanıyor. Nasıl dünya devlet başkanları toplandı, bütün ülke harekete geçtiyse. Evet. Bu da bütün dünya arıcıları toplanıyor. Müthiş bir şey. Hiç farkı yok ya bence. Hiçbir farkı yok. O da bir delegasyon, bu da bir delegasyon. O ülkenin başkanı ise bu da arıcıların başkanı. Yani. O 5 milyonu temsil ediyorsa o da 500 bini temsil ediyor. Fark etmiyor, hiç fark yok. Bu bizim ülke tanıtımı açısından, ülke ürünlerinin tanıtımı açısından çok mühim bir çalışma. Yani Ukrayna'da bile ben şaşırdım. Helal olsun dedim adamlara ya. Öyle güzel organizasyonlar çıkardılar. Ukrayna'da ya. Fakir, gariban bir ülke. Ama biz vallahi ben şu anda pek endişeliyim o konuda. Yani şimdiden daha halen zamanımız var. Arı ürünlerini daha sonra koydum ama genel olarak Türkiye'de bir arı ürünlerinde atış oldu mu abi son 5-6 yılda veya Apimon diye biraz ne yapabiliriz mesela? Hiçbir şey yapamayız ama yani en az polen üretimimiz arttı. Var artık yani Türk poleni diye polenimiz var. Tamam. Propolisimiz var. Tamam. O da var artık. Eskiden 10-15 yıl önce Bulgaristan'a gittiğimde propolis kremleri görünce gözlerim kocaman olmuş. Şimdi propolis kremini artık bizler de üretmeye başlıyoruz. Yıllardır üretiyoruz artık. Yani bir şeylerimiz oldu canım, o kadar da boş değiliz. Mutlak oldu yani. En azından Türk poleni. Bakın ısrarla söylüyorum. Türk poleni. Türk propolisi. Önemli. Doğru. Önemli. Yani artık biz bir ülkeyiz ya.
Hayır, bir de Türkiye'nin bana göre çok iyi bir şansı var abi. Bak bugün Mayıs ayındayız. Mayıs ayının 13'ünde Ege'de, İzmir, Karaburun'da mevsim bitti. Bitti. Bak, ilk burada başlıyordu. Yani. Bitti. Ama hemen arkası ikinci kademe yeni başlıyor. Uçağa geçtin yine. Sonra bir daha git Ankara. Yani. Bir daha git Sivas. Yani. Güneyden yukarıda çıksan aynı durum söz konusu. Yani nereden bakarsan bak, kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin hemen her bölgesinde bir şekilde bir iki ay maksimum bir mevsim var. Var. Ya bunu da bana göre iyi denemek zorundayız. Ya işte o kısmı çok önemli. Bir türlü organize olamadık bak. Halen rahatsızım bu konuda ben. Bu yeni değil. Yıllardır konuşuyoruz sizle biz bu işi. Türkiye çok küçük bir çalışmayla organize olabilir. Arıcık okulları açtık üniversitelerde. Çocuklar işsiz geziyor. Arıcılığı, arının ağasını bilmeyenler öğretmeye çalışıyor. Ya arkadaş, bu nasıl bir vurdum düğümazlıktır? Yani nasıl bir aymazlıktır diyeyim, daha ileri geçeceğim. Neden? Ya bir yerde eğitim yoksa üretim de yok. E sen eğitimi ihmal edersek biz, ki iyi bir çalışmaydı okullar. Ve bizim ziraat okulları kapandı zaten çoğu. Onlar o kısmı bitirildi. E şimdi çocuklar kaç tanesi yazık beni arıyorlar. Abi işte bize uygun bir iş var mı oğlum siz? Ne iş yaptırabilirim ben size? Zaten oradan da bomboş çıkıyor çocuklar. Tabi uygulama, yani uygulama alanı, yani. Alanı yok veya şimdi, parası yok. Ama iş ciddi alanda bak hiç ümitsiz değiliz. Yine söylüyorum biz halen bak gerçekten dirençli bir toplumuz. Arıcı toplumundan bahsediyorum. Ben kendi arkadaşlarımdan, dostlarımdan bahsediyorum. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bak bu canlıyı çok seviyoruz biz. Hah tam ben abisi bu şey aşıksınız ya. Hepimiz bak bir ben değil. Bak siz de aşık oldunuz durma arıcı programı yapıyorsunuz. Yani gerçekten arkadaş bak sen gördün şartlarını abi gittin barakalarını gördün ya. Vallahi o şartlarda insan falan durmaz ya. Ay kimse gelmedi abi. Adam yani, bir orada yatmıyor. Ben orada 2 ay kaldım. Tek başına yazık ya. Tuvaleti yok, banyosu yok, parası yok, pulu yok. Ya arkadaş buna rağmen kimse yok. Halen bu zor şartlarda devletten bir kuruş katkı da beklemiyor. Aynen öyle. Hiç olmazsa korumaya alalım o insanları ya. Hiç olmazsa çıkardıkları ürünün bir değerini bilelim arkadaş ya. Bir belirsizliktir gidiyor bak. Peki bu işin şey tarafıydı abi. Yani. Hani beklediğimiz veya olumsuz tarafıydı. Bir de bu ülkenin insanların ben artık yaşlandığını düşünüyorum. Yani emekliliği alanların yani. Sayısı artıyor. Stres, sıkıntı büyük şeyde artıyor ve ben bunu tez olarak iddia etmiştim 2008'de. Şu anda görüyorum. Mesela köye yerleşen imamlar, köye yakın olan devlet memurları, Ankara'nın civarında bir sürü akademisyen, genel müdürler, benim dostlarım da var, beni arayanlar da var. Neredeyse hemen herkes ya oğlunun ya kızının ya komşusunun kapısına kendi balımı kendim üreteyim bahanesiyle arıcılık yapmaya başladı. Bu Türkiye'deki arıcılığın hepsi başaraması bile bir süre sonra bazılarının daha uygun olduğunu düşünüp geleceği konusunda iyimser olabilir misin? Ya yeni arıcı doğuyor mu? Yani doğuyor tabii. O bazen olumsuzluklarla olumsuz şeyler çıkıyor biliyor musun? Bu işte bu kötüler. İnsanlar arıcıyla gitmeye başladı. Hiç olmazsa kendim üretimlemeye başladı. Evet. Bu arada iyi olan şeyler de var. Gençlerde bir hareket görüyorum ben. Hmm. Veya yerel yöneticilerde, belediyelerde bir ufak tefek hareketler gördüm. Hoşuma gitmeye başladı. Hmm, evet. Yani mesela Ankara'da duydum. Ay ben içindeyim. İçindesin. Ankara Büyükşehir'de şimdi bizim İzmir'de geçen Buca Belediyesi bir hareket yaptı. Ulan dedim nereden? Arıcılık arıda attı falan. Şimdi Bornova Belediyesi ve eğitimli üniversiteyle koordineli. 4 ay eğitim daha sonra işte onları arı. Gerçekten bu yerel yönetimlerdeki bu hareket de iyi. Yine Çevre Orman Bakanlığı'ndan ciddi şeyler oldu. Yani son 7-8 yılda ciddi çalışmalar. Bu orman bal ormanları çok iyi şeyler. Çok iyi şeyler. Evet, bal ormanları çok artırılmalı. Hoş. Artırılmalı. Yani arıcıların orada biraz kademesi yükseltildi. Çok iyi oldu. Ya eskiden ormana giremiyorduk. Gerçekten giremiyorduk ha. Yani o kısım iyi. Sonra gençlerde hatta bayanlarda ilgi arttı. O dikkatimi çekiyor. Şimdi Bayındırlı bir kız var. Ya dedim kızım yani ufak çocuğu var. Çocuğunu bırakıp arı dinlemeye geliyor abi. Bak işte onlar yavaş yavaş harekete geçti. Yine Bursa'da arı sütü üretimi ufak bir hareket yakaladı. Bunlar iyi şeyler. Ve bayan işi olmaya başladı arı sütü üretimi. Evet. Bunu biz ilk programlarda söylemiştik. Hatırlar evet, mısın? Evet, evet. Diyorduk ya bayanlarımız evlerde oturuyor. Bunlar işte bu üretime kazandırılmalı. Yani onlar oldu. Sonra her emekliye 3-5 kovan bizim sloganımızı 1990'lı yıllarda bu. Gerçekten o yıllarda emekli olan herkes 3-5 arı kovanı yaparken ve uzun yaşadılar. Halen yaşıyorlar bak. Değil mi? Yine kim arı ile uğraşırsa uzun mu yaşar demek istiyorsun ya şimdi? Mutlak sen? Ya. Bak şimdi bir kere
toplumsal sorunlardan uzaksınız. Ürünlerini yiyorsunuz, sağlığınız, hasta olmuyorsunuz. Tedavi edemiyorum, hasta olmuyorsunuz. İğnesini yiyorsun, zehrini yiyorsun. Bir de meşgul olmak yani boş insan çabuk hasta olur. Hasta insan demektir. Yani hasta insan demektir. Sizin için meşgale oluyor. O boşluğu da kapattığınız zaman sağlık getiriyor. Sonra bu iş başka bir iş ya. Değil mi? Yani bunun bir göreceli bir anlatımı yok bak. Bir girmek lazım işine. Yaşamadan göremezsiniz. Köyde kahvelerde veya işte şimdi ben biliyorum mesela benim kardeşim de dayım da arıcı. Beraber çay içiyoruz. Ben tabii misafire gidiyorum. İlk konu ve son konu. Arı. Ve tek konu. Arı. Arı. Şöyle yaptım, şunu anaara vermiştim, kabul etmediydi, kabul ettiydi, aç kaldıydı. Ya bir çerçeveydi, bugün falan geldiydi, yok bal gelmediydi. Kaç gün hemen şey, internete bakıp kaç günlük hava durumu raporu yani, falan yani. Filan. Saat saat işte arıyı oraya yapalım. Ne dese kare kare parsellemişler bölgeyi ve oraya arına. Yani adamın bütün işi bu. Çok da iyi ruhu. Oldu. Yani bir de günahtan da arınıyorlar. Yok gerçekten Mehmet Bey neden? Şimdi orada bak. Gittiniz 3-4 kişi, yakınların bir araya oturdunuz veya kahvede oturdun. Ne konuştunuz? Birazdan potekor konuşup başıma atmak diyorsun ya. Şimdi ilk cümleyi söylerken dikkatli dinledim. Baştan sona hep dedik arı konuştunuz değil mi? Evet. Başka bir şey konuştunuz mu? Peki arı olmasaydı ne konuşacaktınız? Ne bileyim bir sürü şey konuşurduk. Bir sürü şey konuşurdunuz. Dedikodu yapacaktınız. Onun bunun işiyle, onun bunun bilmem neyiyle. Memleket meselelerini çözecektiniz. Birçok günaha da girecektiniz. Aynen. Bak size sevap da kazandırıyor bu iş. Doğru arkadaş yani. Tutup o kısmı bile dikkate edilecek kadar, dikkate alınacak kadar önemli bakın. Şimdi insan hiç kitap okumaz bizim köylümüz, arıcımız mesela başkası diyelim. Ama bir arı kitabı ver bak. Adam onu okuyor. Çünkü ilgi alanı. Okuma alışkanlığı kazandırıyor. Veya şehirler dahil hepsi sizin programı izlemiyor mu? İzliyor ya. Çünkü genetinde bir köylülük var zaten adam. Tamam var. Yani ruhunda var. Ruhunda var. Kesin var yani. Yani hayatında hiç arı görmemiş insanlar benim buraya geliyor. Arıyla tanıştırıyoruz onları. Mesela burada böyle genel duruma baktığınızda işte kalma odaları, şunlar bunlar birçok şeyler var. İnanın gelip birkaç gün çocuklarını getirenler oldu arıyla tanıştırmak için. Çok önemli ama. Küçük çocuklar bak bu çok kesinlikle önemli. Kesinlikle katılıyorum. Yani 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar arıyı tanıdı ilk defa. Hatta 2 sene önce size program yaptığımızda bir eşek anırması vardı hatırlıyor musun? Dedim ki aman bunu kesmeyin. Çünkü bir sonraki neslimiz eşek sesini tanımayacak dedim. Yani biz... Facebook'tan göreceğiz. Yani öyle yok onu bile belki bulamayacağız çünkü... Öyle canlı göremeyecektik. Gerçekten eğer dikkat etmezsek çocuklar arıyı tanımıyor, balı tanımıyor. Evet. Yani ne yediğini bilmiyor. Ya o zaman geleceğimizin de sağlığı. Peki. Abi bu bölümde sona geliyoruz ama son konuşu olsun bu bölümün. Bu sene iklim biraz garip oldu. Evet. Mesela ben çok üzüldüm. Ben daha önce buralara geldiğim zaman 2 ay burada iş oluyordu. Ama sordum abi ne zaman karbona gidiyorsun? Nisan 10 dedin. Abi Nisan 10 oldu gittin. Nisan 20 dedin çıktın. Bitti. Bitti. 10 günde bitti. Aynen öyle. Birden bitti. Ne olacak şimdi? Hemen her bölge böyle gibi. Ya bu işin bir, bu seneki durumu nedir? Bundan kurtulmanın veya tedarik etmenin yani, yöntemi var mı? Şöyle, tabi bu doğal çalışmalarda bizim böyle bir de organik üretim olduğu için zaten böyle sıkıntılar. Biz alışkınız. Yeni bir şeydi. Zaman zaman da gördük bunları biz zaten. Ama bu sene işte iklimde bir tuhaf bir dengesizlik var bak. Bu beni değil, tüm Türkiye'yi etkiliyor şu anda. İşte daha önce de söylemiştim herhalde. Mart'ta hava çok sıcak. Evet. Sıcağa bağlı bitki gelişmesi oldu. Ama Mart bizim faaliyet ayımız değildi. Aynen. Bizim faaliyet ayımız Nisan. Tamam Nisan'a girdik. Sıcak sıcak bir soğuk, bir sıcak. Yağmur bitti. Kurudu yani bir rüzgar. Aynı bu olumsuz etkiler muhtemelen Anadolu'yu da etkiliyor şu anda. Çünkü kar yağmıyor. Kar yağmamış hiç. Aylardır yağmur düşmeyen ülkenin her tarafında yağmur duvarlarına çıkılıyor. Yani bizim işimiz tamamen doğa şartlarına bağlı olduğu için bir kısım aracı Trakya'dan kurtaracak herhalde. Yine işte onun da orada faydası oldu bak. Hmm. Hatta tab benim yanıma kadar buraya gelip abi bu sene ben ayçiçeğine gidiyorum. Gidin dedim. Ayçiçek balı üretimine gidin. En azından orada ekiliş var. Yani kültür bitkisiyle desteklenebiliyor bakın orada. Bir kısmı çözümü orada üretebilir. Bir kısmı daha yüksek kesimlerde eğer şu Mayıs ayı yağmurları herhalde yağıyor şu an biraz. İyi yağarsa yüksek kademe yaylalar bu sene iş verebilir bak. Geçen yıl da sanki biraz öyle olmuştu şeyde mesela. Bayburt'ta öyle olmuştu sanki. Evet, Ankara'da biz mesela Ankara'ya gelmiştik geçen yıl. Hiç beklenmedik düzgün işler yaptık. Neden? Evet, çünkü evet. Geç yağmurlar yüksek rakımlı yerlerde
bitkiyi tam zamanında da yetiştiriyor. Vallahi inşallah bir yani şu anki kurtarırız. Ülke genelindeki tek beklentimiz bu. Şu Mayıs yağmuru iyi de yağıyor, öyle geliyor haberler. Muhtemelen bu biraz moral de vereyim üreticiye. Hepimizi inşallah kurtarabilir. Ama biz dediğim gibi alışkınız zaten bu şartlara. Ama iyiye gitmiyor, onu söyleyeyim bakın. Bu iklim dengesizlikleri. Artık bitkilerin bu şaşırmaları oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler yani işte. Nisan'da açması gereken bitki Şubat'ta açıyor. Aynen öyle. Bu sefer ona bağlı arının dengesi de bozuluyor. Hatta sen de bir şey yapamıyorsun. Senin ne olacağını bilmiyorsun. Hatta bu yakın tarihte Isparta bölgesinden bir iki haber geldi. İşte Mart sıcaklarıyla arı yayılmış, bol yavruya yatmış. Oh. Ve arkasından şiddetli bir soğuk. Al yavru şuruna karkolmuş arı. Şimdi ne yapsın vatandaş? İşte yani işte bu iklim olumsuzlukların bir şeyi bu. Darbesi. Bilemiyorsunuz ki, öngörü yok ki. Yani ben yağmuru veya soğuğu sıcağı bilemiyorsunuz. Önceden hani az çok meteorolojik bilgileri alsanız da bilemiyorsunuz yani. O yüzden bu sene biraz sıkıntı var. Ama inşallah temennimiz o ki. Gerçi daha henüz Mayıs ayındayız. Mayıs. Türkiye'de Ağustos'a kadar bir şey sürüyor. Sürüyor. Allah'tan. Allah'tan çok farklı bölgelerde. O konuda şanslıyız aslında. Şanslıyız. İşte orada da artık birbirimizi idare edeceğiz. Yani yardımlaşmayı kesmeyelim, ne olur. Haberleşelim veya nerede İBAL var veya nerede ürün var. Ya mutlak haberleşiriz zaten. O tip haberleşmeler bizde iyidir ama biraz daha yaklaşalım birbirimize. Gerçekten bak biz bir de böyle gerildik toplum olarak. Değil mi? Arıcılar pek o gerginlikten etkilenmezler ama biraz daha yaklaşıp en azından bu iyi olan bölgelerde küçük odaklanmalarla biz bu şeyi, krizi aşabiliriz bu sene. Peki. Yani. Abi çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Dedim ya hani arıcıyla sohbet çok kolay oluyor ve acayip akıyor. Normalde görüyorsun bir kağıt kalemle biz seninle bir şekilde yapmıyoruz. Oturduk mu? Zaten normal arıcılık konuşuyoruz yani vatandaşla. Yani, kahvede de olsa böyle konuşuyoruz. Böyle konuşuyor, evet, yoksa şu an televizyon çekimi oluyor diye özel bir konuşma falan yok. Yazdığımız bir şey de yok. Orada. Yok, doğru. Plan program dahilinde değil yani yaptığımız şeyler. İyi de şunlar ne peki? Bunlar da buraya koymuşuz. Bunlar yabancı galiba. O Azerbaycan'dan bir profesörün. Bu Ukrayna mı? Arı mahsulleriyle, arı mucizeleri 11 sihirli mahsul demiş mesela. Bu tip kitaplar yazılmalı artık. Buradan hem kitap yazarlara hem de bilim adamlarına size yeter artık sıkıldık bak. 50 yıldır aynı şeyleri okumaktan sıkıldık. Şu kitabı Azerbaycan'da son gittiğimde aldım. Gittim bunu yazanı buldum. Yani şu bir profesör yazmış bunu. Doktor kendisi. Tıp hekimi yani yazan. Arıcılık kitabı yazmış. Artık bizde de bir hekim falan çıksın. Arıcılık kitabı yazsın artık. Yani Ukrayna'da gittim. Profesörlerden birçok kitaplar topladım geldim. Vallahi dünyaya bakışım değişti Mehmet Bey. Değil mi? Yani artık yeni bir şeyler yazmalı insanlar. Bunlar bu kitaplarda böyle okuyoruz. Azerbaycan'da oradaki dostlarıma da buradan selam söylüyorum. Çok izleniyor çipçitliği orada. Ve inan rahat anlayabiliyorum. Anladığım bir dil benim bu. Doğru. Çünkü onlar Türkçe konuşuyor. Biz biraz bozulduk. Bu kitaplarda onlar çok kitap yani. Ama hoşuma gitti. Aldım bunları. Şu çok hoşuma gitti. Bir doktorun arı mucizeleri. Şöyle okuyayım tam Azeri'de. Arı mucizeleri 11 sehirli mahsul. Ürün. Yani 11 tane arı ürünün. Mucizesini tabii bir sonraki programda inşallah bunu kitabı alacağız. Bu 11 ürün neymiş ve bir hekim yazdığı için de tıpta kullanılan ürünler bunlar. Onu da inşallah bir sonraki programda peki anlatırız. Aslında Hüseyin abi anonsu kapatmış oldu böylece. Eski bir televizyoncu olarak böylece ne yaptı? Bir sonraki programın konusunda ifade etti. Tabii Türkiye'de bir televizyoncu olarak söyleyebilirim. En rahat konuşacağınız kesim arıcılardır. İddiayla söylüyorum. 40-50 tane arısı olan insanlarla saatlerce sabahlara kadar konuşabilirsiniz. Hiç konu bitmez. Onlar Türkiye'de kurarlar, dünyada kurarlar, ürünleri konuşurlar, sıkıntıyı anlatırlar. İyiyi, kötüyü, her şeyi konuşurlar. Arıcılık ancak bir derya gibidir ve insan beynini de geliştirir. Çocuklarınızı mutlaka arıklara götürünüz bir. Çocuklarınıza mutlaka arı ürünlerini hemen programı izler izlemez, çok geçmeden, anında, daha sonra söyleyeceğim ne yapacağınızı, anında hemen bir arı ürünüyle tanıştırınız. Yani öyle al, kitabı al bakalım yazıyor değil. Alın ve yedirin de yani. Yedim, İstin ki gelişsin. Çok teşekkür ederim Hüseyin abiye. Evet. Ama daha önemlisi bizi izleyenlere ve Türkiye'de cefakar bir şekilde arıcılık yapan herkese teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Eğer bir soru, bir öneri, benim de farklı yönlerim var. Türkiye'ye vereceğim mesaj var diyenler varsa haberimiz olsun. Hoşçakalın.